kendi sahamızda oynayacağımız maç. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu, oyun olarak güçlü bir rakip olduğunu ve özellikle kendi sahasında iyi işler yaptığını çok net bir şekilde yaptığımız analizlerde gördük. Ama biz de burada tabii ki dediğim gibi kendi kalitemizi, kendi isteğimizi, konsantrasyonumuzu ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir karşılaşma olur. Yes, of course, for both teams, this is a very important game, of course, and we have arrived until here with both teams in the playoffs we are playing. We are trying to enter the Champions League. We know how eager our opponent is. We are eager as well to go to the next stage. And we have two games ahead of us. We are, of course, preparing ourselves in mind that we have these two games. Our objective is to, of course, win these games. We believe that our opponent has a strong game and they're a strong team, especially in their home games. They're doing some things very well. But, of course, ourselves will be, as I've said, we'll be showing our quality, our concentration. Hopefully, for both teams, it will be a good game. Yes, Victor, what do you want to say about the game? English or Danish? English. Yeah, I mean it's the last game before entering Champions League, so we are really exciting, looking forward to the game. First one here tomorrow in Molde, and then the second game in Istanbul. And our aim is obviously to enter the Champions League group stage. And yeah, I'm pretty sure and confident we can do it. Evet, bu son artık maçlar. Bu maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Çok heyecanlıyız tabii ki. Bu maçları heyecanla bekliyoruz biz. İlkini burada Molde'de yapacağız. Ardından da ikinci maçı İstanbul'da yapacağız. Tabii ki de bizim amacımız burada Şampiyonlar Ligi'ne girmek, gruplara kalmak. Eminim ki de, güveniyorum ki buraya da geleceğiz zaten. Yes, any questions? Sorusu olan var mı? Emrah Bey buyurun. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam yarın için başarılar. Teşekkürler. Suni için zemin, Zalgiris'te söylemiştiniz ne kadar sıkıntı yaşayacağınızı. Yarın için bir problem olacağını düşünüyor musunuz? Ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde uzun zamandır ön elemelerden gruplara kalan bir takımımız yok. Yarın bu yaklaşık 12-13 yıllık bu kötü gidişatı Türk futbolu adına değiştirmek için neler yapacaksınız? Yes, the synthetic grass, of course, in Zalgiris we had some issues. It's a different pitch, and tomorrow's game will be played on synthetic grass as well. And about 12 years, the Turkish teams haven't been in the group stage, and about that also, this is an important game. What would you like to say about the coming game in that regard? Birincisi, burada tabii ki Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir stat atmosferi var ve zemin, halı, sentetik saha daha da değişik, daha farklı bir sentetik saha. Burada oynanan maçlarda özellikle topun güzel bir şekilde aktığını net bir şekilde rakibimizi izlerken gördük. O yüzden biz de net bir şekilde buna bugün tabii antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. Ondan sonra da artık bu tür maçların da çok fazla eskizi yok. O yüzden en iyisini yapmaya çalışacağız. İkinci soru ne demiştin? Elemeleri geçen. Evet. Tabii ki iki tur geçtik. Üçüncü turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu sadece bizim için değil, Türk futbolu için de, Türk takımları için de gerçekten çok önemli, çok değerli. O yüzden yani o iki turu geçen Galatasaray takımının hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Tabii ki iyi bir takıma, zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama tek hedefimiz burada Şampiyonlar Ligi'ne girip kendi kaderimizi belirlemek ve kendi geleceğimizi, özellikle burada tabii ki bunun iki tane yönü var. Birinci yönü tabii ki finansal olarak kulüplerin elde ettiği gelir. İkincisi de oyuncuların ve bizlerin burada Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın verdiği heyecanı yaşaması. Bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz hiçbir şey bahane etmeden bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak. Evet,
This pitch is different from Zalgiris. There is a stadium atmosphere and also the pitch, a different type of synthetic grass. This is a different type. In the games that were played here, especially how fluid the ball goes, we have seen this when we have been watching our opponent. And for us as well, we'll be clearly training here. We'll get to know the pitch. These type of games are, of course, we don't have any excuses. So we will be doing our best in this game. And about the second question, of course, we have passed through two rounds, and we are on the third round for ourselves. And we, of course, expect to play in the group stage for the Turkish teams as well. This is a very important thing. For Galatasaray, this is the objective, entering the Champions League. Of course, we are going to play against a big team, a strong team, but our unique objective is to get into the Champions League and writing our own destiny and writing our own future. Of course, here there are two sides of this. First side is economically, of course, we want to win, but a second side is for our players and for ourselves, playing in the Champions League, living that excitement. This is indescribable from an economical standpoint. This is what we want. Our emissions want this, and that's what we are going to do in this game. Tibet Bey. Tibet Töre TRT Spor. Yarınki karşılaşma öncesi başarılar diliyorum öncelikle. Galatasaray bir Avrupa Kupası daha kazanmak için yola çıkıyor. Transferler de bu anlamda yapılıyor. Bugün sizle birlikte Molde'ye gelen bir yeni transfer var, Tete. Henüz lisansı çıkarılmamıştı. Bu anlamda çalışmalar ne şekilde hocam? Yarınki karşılaşmada eğer bu gece yetişirse oynama ihtimali bulunuyor mu? Galatasaray is making many transfers, and the objective for these transfers seems to be a cup winner in Europe. And there are some names like Tete, for example, who hasn't had his license right now, but maybe in time he will have it and he will arrive in the game tomorrow. Is that a possibility? Tete ile ilgili tabii ki süreç devam ediyor. Buraya getirdik. Yarın akşama kadar tabii ki oynama izninin çıkma şansı olduğu için onu buraya getirdik. Yarın akşam maç saatine kadar böyle bir sonuç alabilirsek alacağız. Alamasak da bir sonraki maç için onun yine şansının devam ettiğini ve büyük olasılıkla bir sonraki maça yetişeceğini düşünüyoruz. Hem takımla bir arada olsun, hem bu atmosferi yaşasın. Dediğim gibi bir sonraki maçta yine aynı şekilde Molde ile oynayacağımız için büyük ölçüde orada da çıkarsa burada hem atmosferi hem yaşamış olur, hem takımla beraber olmuş olur, hem ne oynadığımızı, ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü daha net bir şekilde görür. Ama en kısa zamanda gelecek cevabı bekliyoruz açıkçası. This process is continuing right now. We have brought him here, of course. And tomorrow afternoon, there might be a possibility that he will be allowed to play. So he is with us until the hour of the game. If we can get that result, we will get it. If we can't, then for the next game, we will be preparing. There is a big possibility that he will be on time for the next game. We wanted him to leave the atmosphere, be with the team. And also, we are going to play this second game against this team as well. So in this atmosphere, living that for him, I think it will be important. And he will also see what we are playing, what we are doing more clearly. But in the short period of time, we expect that there will be an answer. Murat Bey, buyurun. Fanatik gazetesi Murat Akbaş. Hocam, yarın için başarılar. Hocam, TFF Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını, bu haftaki maçlarını erteledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Coach, the Turkish Football Federation has postponed the games that we had in the league for this week. How do you evaluate that? Bence tabii ki bizim açımızdan sevindirici oldu. Çünkü çok kısa 6 gün içerisinde 3 maç oynayacaktık. Burada hem playoff kapısındaki 4 tane Türk takımı için bu düşünce bence çok önemli, çok değerli. Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etmek istiyorum. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar ve bu sıkışıklığımızı atlattık. En azından buradan dönüşte hem tekrar dinlenme ve hazırlanma şansımız olacak. Öbür türlü çok fazla şansımız olmayacaktı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş çok önemli. Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın orada gruplara girmesi çok önemli. Bence çok doğru bir adım oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum. From our perspective, of course, this is a nice news.
because we would have played in six days, three games, and for the teams that are playing in Europe, this is very valuable in that sense. I want to thank the Turkish Football Federation. Many countries do this, and in our country they have done as well. And this dense period of time is a bit more free right now. We have more chance to rest, and we'll be having more chance to prepare. Entering the Champions League is very important. Our teams in Conference League entering to group stage is very important. In that sense, I want to thank them. Yes, please. Some of your supporters did write on social media, welcome to hell when they're coming to Istanbul. Is that a good description in your opinion? Bazı taraftarlarınız sosyal medyada yazıyorlar İstanbul'a geldiğimiz zaman cehenneme hoş geldiniz şeklinde. Sizin dilinizden acaba doğru bir açıklama mıdır bu? Doğru bir şekilde betimleyebiliyorlar mı? Şöyle söyleyeyim, benim futbolculuğumda da ben 91-92 sezonunda başladım. 92'de ilk Avrupa maçımı oynadım. O zaman da bizde eski Ali Samiyen'de de aynı atmosfer vardı. Yeni stadımızda da aynı atmosfer var. Yani burada tabii ki futbolun içerisindeki orada stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Gerçekten tabii ki bizim taraftarımız, seyircimiz çok etkileyici. Stadımızdaki maçlar çok etkileyici oluyor ve burada rakiplerin üzerinde kurduğumuz üstünlük, baskı önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Ama burada da Molde taraftarının kendi stadında ne kadar yine etkili olduğunu seyrettiğimiz maçlardan gördük. When I was a football player also in the 91-92 season I had started. In the 92 I had played in Europe back then as well in the old Ali Samiyen Stadium. We had the same atmosphere. In our new stadium also we continue the same atmosphere. Within the football, of course, this is one of the things that are said, this atmosphere of hell to make it live. Of course, really our fans are very amazing. In our games, home games, they are very effective, especially when we are creating this pressure against our opponents. It's a description for that, of course, but here also how the Molde fans in their own stadium, how effective they will be. From the games that we have seen that they're also amazing. Emrah Bey. Sorumdan sonra Galatasaray'a geldikten sonra Şampiyonlar Ligi oynama hedefi olduğunu söylemişti. Kariyerinde gruplarda mücadele etmek, Galatasaray'da kalacağını düşünerek söylüyorum. Gruplarda mücadele etmek bireysel anlamda kendisi için ne ifade ediyor? You had said that when you came to Galatasaray, you wanted to play in Champions League, and right now you're going to be having that opportunity if you stay, of course. And how do you feel about that individually? How do you feel about having that possibility to play in the Champions League group stage? I'm pretty sure every footballer's dream is to play in the Champions League, and now we have the opportunity to do it. It's just up for us to grab it. It's right there. I don't remember. I said that when I first came to the club. But yeah, I think it's every footballer's dream to play in the Champions League. I'm pretty sure. And now we're so close. Eminim ki bütün futbolcunun hayali bu tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Şimdi bizim böyle bir şansımız olabilir tabii ki de. Sadece tabii ki de bunu hemen önümüzde olan şeyi yakalamamız gerekiyor sadece. Ben hatırlamıyorum ne zaman tabii bunu söylemiştim. Muhtemelen ilk kulübe geldiğim zaman da söylemişimdir. Ama her futbolcunun hayali bence Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Buna eminim. Ve şu anda çok yakınız. Any other questions? Başka soru? Yes, please. Emrah Bey, mikrofonu verebilir misiniz? Hello. Victor, you played with Benjamin Tiedemann Hansen in Nordsjælland. Do you have contact with him still?
Benjamin Tim Van Hansen'la Nuant'ta oynamıştın. Hala onunla irtibat içinde misin, Victor? Yes, yes, I have. When we arrived to the hotel, the team we eat together. I asked the coach for permission to go to his home with his family a couple of hours. I've just been at his home with him and his wife and his son. So yeah, we are pretty close. Evet, ben buradayken ilk önce takımla tabii yemek yedik. Yemekten sonra hocamdan izin aldım. Hemen yakında oturuyor da. Ondan sonra onunla ve ailesiyle bir yemek yedik. Hala çok yakınız, evet. Öyle diyebilirim. Yarın daha da yakın olacak. Tomorrow they will be even closer. And how will you describe Benjamin as a person and a football player? Kişi olarak ve futbol oyuncusu olarak nasıl açıklarsın, nasıl betimlersin? As a person, he's a good friend of mine. It's the first time in maybe 1 year's time I've seen him. But I speak regularly with him. He's an amazing dad for his son, his wife, and my girlfriend also. They speak sometimes. So he's just basically one of my friends. Yeah, and as a player, he's a good defender, a hard hitter. He likes contacts with the striker. I played with him 4 or 5 years ago, I think, in Northland. But we just kept in touch since then. But a good footballer, but also a good friend and a good person. Evet, öncelikle iyi bir insan kesinlikle. Bir yıldır ilk defa görüyorum. Sık sık konuşuyoruz aslında. Çok inanılmaz bir baba. Eşiyle benim kız arkadaşım da konuşuyorlar arada bir. Yani benim arkadaşlarımdan bir tanesi diyebilirim onun için. Onun dışında oyuncu olarak da iyi bir savunmacı. Sert vurur. Temas kurmayı sever santraforla. Onunla birlikte 4 sene önce, yaklaşık 5 sene önce oynamıştık Northland'da. Ama iletişimimizi koparmadık ve şu anda iyi bir arkadaşım olduğumu, iyi de bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Last question, Tibet Bey, buyurun. Nelson'a sormak istiyorum. Molde'yi elemesi durumunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalacak ve dünyanın en önemli futbol takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Özellikle istediği bir takım var mı ya da birlikte oynamak istediği, karşı karşıya oynamak istediği bir futbolcu var mı Şampiyonlar Ligi'nde? If Galatasaray can eliminate Molde, then he will be playing against the biggest clubs in the Europe. And is there a specific team or is there a specific player that you want to play against? No, not really. No, I don't know what to say. I mean, I've both with Gala last season in two seasons ago in the Europa League with the national team. I played against many of the tough strikers in the world. No, I don't. I don't care, to be honest. Hayır diyebilirim. 2 sene önce Galatasaray'la Avrupa Ligi'nde çok güçlü oyunculara karşı, takımlara karşı oynadık ve herhangi bir açıdan aslında hayır diyebilirim yani buna cevap olarak. Our press conference finished. Thanks to all. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nelson'un basın toplantısını ekranlarınıza getirdik. Şimdiden başarılar dileyelim, evet, Galatasaray'a. Yani çok önemli, çok kritik, çok bir kritik mücadele. Çok kritik bir eşiğe gelindi. Yıllardır geçemediğimiz bir eşik. İnşallah Galatasaray Norveç'ten güzel, avantajlı bir skorla dönüp haftaya da bu iş biter. Tüm temsilcilerimiz için tabii ki bu geçerli. Senin de söylediğin gibi hepsine başarılar dileyelim. Artık maçlar da ertelendi. Tamamen bu başarıya kanalize olmuş durumdayız. Çünkü gerçekten ülke puanı adına maddi manevi çok çok önemli bir nokta bu bizim için, tüm takımlarımız için.
Hepsine başarılar dileyelim. Kesinlikle öyle. Tabii yani şunu da söyleyeyim. Mesela çok yazılı çizili, hani madem sosyal medya programındayız, evet, sosyal medyada da yankı buldu tabii bu erteleme kararı. Şimdi Hollanda ertelemişken biz niye erteliyoruz diyenler var. Hani sadece Fenerbahçe Twente ile oynuyor diye bir Fenerbahçe'nin maçı ertelenmişken diğer maçlar ertelenmemesi olmaz. İkincisi ya diğerleri de Hollanda erteledi sonradan. Hayır, ama Hollanda zaten. Şimdi biz 4'te 4 Hollanda ile oynamıyoruz ama Hollanda ile ülke puan açısından çekişiyoruz zaten. Doğru. Hani o açıdan önemli. Ama zaten sonra diğer maçlar da ertelendi. Kiev'in maçı da ertelendi. Genk'in maçı da ertelendi. Onların hepsinin maçı ertelendi. Dolayısıyla. Çünkü şimdi bizim istediğimiz sıra hani çok yakın böyle ülkeler. Ülkeler de tabii ki haliyle oralarda yer almak istiyor.